gece gündüzden iyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz. Kültür sanat ajandamızdan haberlerle yola devam edeceğiz. Ve tiyatronun gündeminden güncel bir gelişmeyle başlayalım. 41. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri açıklandı. En iyi yapım ödülü Turgut Özakman'ın yazdığı, Kemal Kocatürk'ün yönettiği İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konan Fehim Paşa Konağı'na. En iyi yönetmen ödülü Ece Temel Kur'an'ın yazdığı aynı adlı ilk kitabından uyarlanan Bütün Kadınların Kafası Karışıktır adlı oyundaki yönetimiyle Selen Uçer'e. En iyi erkek oyuncu ödülü Tersine Dünya ile Çağdaş Tekin'e, en iyi kadın oyuncu ödülü aynı oyundaki performansıyla Özlem Güveli Türker'e verildi. İsmet Küntay Onur Ödülü tiyatro sanatçısı Tamer Levent'e, Nadide Küntay Emek Ödülü ise tiyatro sanatçısı Suna Selen'e verildi. Türkiye'de elektronik etnik müziğin temsilcilerinden Can Atilla yeni albümü Canlı Yunus'u yayınladı. Bu albümde müzisyen Yunus Emre'nin sıra dışı hayat öyküsünü müziğiyle anlatıyor. Aşık oldum erene ermek ile. Can Atilla 21. albümü Canı Yunus'ta Anadolu erenlerinden Yunus Emre'nin hayat öyküsünü anlatıyor. Albüm Yunus Emre'nin hayatındaki önemli olaylara ve onun kendini bulmasını sağlayan tasavvuf erenleriyle birlikteliğine odaklanıyor. Etnik, elektronik ve rock unsurları içeren albümde 13 eser yer alıyor. Daha önce Yunus Emre'nin hayat hikayesi hep romanlarda anlatıldı, sinemaya taşındı. Ama onda kelimelerin ötesinde anlatılması gereken bir sürü öykü var. Ve bu Canı Yunus benim Osmanlı'dan sonra Selçuklu dönemiyle ilgili yapmayı planladığım albüm üçlemesinin ilk albümü. Tasavvuf, insan ruhunun bence kayıp noktalarının bir anahtarı gibi hissediyorum. Hacı Bektaş Veli olsun, Yunus Emre olsun, Mevlana Celaleddin Rumi olsun. Bu insanlar esasında bizim hani ruhumuza kodlanmış, birçoğumuzun farkında olmadığı hoşgörümüzün, işte misafirperverliğimizin, duygusallığımızın, ruhsal derinliğin esasında temellerini atmış bence kahramanlar. Albüm için Canı Yunus parçasına 3D animasyon bir video klip çekildi. Albümün şarkısını benim önceki vokalistlerimden Başak Güleç seslendirdi. Bir 3D animasyonu var. Can Atilla'ya bu albüm için Nezihe Araz'ın Yunus Emre'yi anlattığı Dertli Dolap kitabı ilham vermiş. Aşk Peygamberi'ni okumuştum Mevlana Oratoryosunu ve Mevlana Balesini bestelerken. Can Yunus albümü için de Dertli Dolap kitabını okuduğum zaman bu kesinlikle albüm olacak dedim. Artık buradan geri dönüş yok dedim ve ben bu romanın bir albümünü yapacağım. Ve bu albüm bittiğinde de bu albümü hanımefendiye adayacağım dedim. Benim için bambaşkadır Nezihe Araz. Çok istedim. Evlenmediği için hayatında sadece bir yeğeni var ve Kanada'da yaşıyor. Defalarca ulaşmaya çalıştım. Yeniden kitaplarının basılması için gönüllü olduğumu belirttim. Sevgili seyircilerimiz, Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filmi bir nevi gerçek oldu. Osmanlı topraklarından çıkarak 1800'lerin vahşi batısında şerif olan Hacı Ali'nin hikayesini Eser Baykuş kaleme aldı. Oh, yerden çıktı! Meğer Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filmi gerçekten yaşanmış. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızılderililer içinde Türktür derler hani. Canan abi, var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey, topla. Filmde 19. yüzyılda özel bir görev kapsamında padişah tarafından Amerika'ya gönderilen iki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey'in Amerika'daki maceraları anlatılıyordu. Eser Baykuş'un kaleme aldığı Hacı Ali, Amerika'da bir Osmanlı kovboyu romanında bu filmi aratmayacak gerçek bir hikaye karşımıza çıkıyor.
1850'li yıllar. Hikaye, ABD ordusunun Texas'ı kontrol altına almak için Meksika ile giriştiği savaşta çöle dayanıklı hayvan arayışıyla başlıyor. Savaş Bakanı Jefferson Davis, Sultan Abdülmecid'den bir deve taburu istiyor ve savaşın seyri değişiyor. O tarihe kadar Amerika'da herhangi bir deve görülmüş değil. Develeri hiç tanımadıkları için bu sefer de develere bakacak, develeri eğitecek. Dolayısıyla Amerikan askerlerini de bu yönde eğitecek. Deve seyislerine ihtiyaçları bulunuyor. Hacal de aslında karşılaştıkları deve seyislerinden bir tanesi. Hacal çok uzun yıllar Amerikan ordusuna hizmet ediyor. Hacı Ali yaşadığı kasabada öyle seviliyor ki bakın nasıl High Jolly'e dönüşüyor. İş savaş sona erdiğinde de Hacı Ali Los Angeles Arizona arasında taşımacılığa başlıyor. Fakat bunu da yürütemiyor. Amerika'da Arizona'da Tucson'da evleniyor, iki kızı oluyor. Fakat petrol furyası başladığında ailesini terk ediyor. Ve nihayet Quartzsite denen Arizona'nın bir kasabasında şerif olarak hayata gözlerini yumuyor Hacı Ali. O kadar çok seviliyor ki bu kasabada. Bu kasabaya gittiğinizde kasabada yer alan her şeyin Hacı Ali ile ilgili olduğunu görüyorsunuz. İşte postaneye gittiğinizde Quartzsite kasabasında postane ismi Hacı Ali'dir. Otele gittiğinde otelin adı Hacı Ali'dir. Her yıl Ocak ayının ilk perşembesinde High Jolly Festivali yapılır. Amerikan askerleri Hacı Ali'yi telaffuz edemedikleri için High Jolly olarak kendine hitap ederler. High Jolly'nin anlamı da, Jolly'nin anlamı da neşeli, eğlenceli olduğu için Hacı Ali'nin karakteriyle aslında birebir örtüşüyor. Amerikan ordusunun pek çok kaynağında isim geçiyor. En önemlisi 1962 yılında adına bir şarkı yapılıyor. Yerel bir folk sanatçısı tarafından. High Jolly was a camel driver long time ago. Baykuş, Yahşi Batı filminden sonra kitabını Cem Yılmaz'a imzalı olarak ulaştırmış. Yahşi Batı ile olan aslında herhangi bir bağlantısı yok. Tek benzerlik her iki hikayede de Amerika'da geçmesi ve karakterlerin birer Osmanlı vatandaşı olması. Sevgili seyirciler, biz onun başarılı albümlerinin, günlerce hınca hınç dolan konserlerinin haberlerini yapmaya alışkınız. Ama bu kez Tarkan cephesinden sürpriz bir haberi aktarıyoruz. 5 yıldır beraber olduğu Pınar Dilek'le evlendi Tarkan. Nikah töreni Tarkan'ın Tarabya'daki evinde gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde de düğünü olacak. Biz gece gündüz ailesi olarak yeni evli çifte mutluluklar diliyoruz ve haberimizi izliyoruz. O hep şarkılarıyla, albümleriyle, konserleriyle gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ama bu kez sürpriz yaptı. Türkiye'nin mega starı Tarkan evlendi. Hem de bir hayranıyla. Tören cuma akşamı Tarkan'ın Tarabya'daki villasında yapıldı. Evlilik haberi birkaç fotoğrafla duyuruldu. Tarkan'ın eşi Pınar Dilek 30 yaşında ve Almanya doğumlu. Pınar Dilek küçük yaşlardan beri sıkı bir Tarkan hayranı. Tanışmaları da 5 yıl önce Tarkan'ın Almanya konseri sırasında olmuş. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri kısa sürede aşka dönüşmüş. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Yıllardır magazin basınının gündeminde olan evlilik soruları 5 yıl sonra cevap buldu. İlişkisi bilinse de evlilik sürpriz oldu. 43 yaşındaki Tarkan, aile arasında bir törenle evlendi. 40 kişilik bir yemek organize edildi, villanın merdivenleri mumlarla süslendi. Gazetecilerin görüntü almasını engellemek için 5 kişilik bir koruma ekibi tahsis edildi. Tarkan'ın bu kararı almasında annesi Neşet Evetoğlu'nun da payı olduğu konuşuluyor. Tarkan'ın evliliğine dair şimdilik birkaç fotoğraf var. Önümüzdeki günlerde ise bir düğün bekleniyor.
kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından sinemanın gündeminden Zeki Demirkubuz imzalı Kor filminin oyuncularıyla gerçekleştirdiğimiz sohbeti de ekrana getireceğiz. Reklamlardan sonra buluşalım. Sevgili seyircilerimiz, Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Kor Vizyon'da. Bizde yeni film dolayısıyla başrol oyuncularından Aslıhan Gürbüz ve Caner Cindoruk'la bir araya geldik. Filme dair sohbet ettik. Şimdi sizleri o sohbetle baş başa bırakıyorum. Yeni günde de buluşmayı diliyorum. Son zamanlarda ne kadar güzelleşti. Ne gibi? Güzelsin işte. Bunların tek tek hesabını soracağım senden. Sevgili seyircilerimiz, Zeki Demirkubuz'un son filmi Kor Vizyon'da Zeki Demirkubuz yazdı ve yönetti. Başrolleri Taner Birsel, Aslıhan Gürbüz ve Caner Cindoruk paylaştı. Biz bugün gece gündüz de sevgili Aslıhan Gürbüz ve Caner Cindoruk'la sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Film Vizyon'da ve hemen aklıma gelen, hep söylenir ya, Türkiye'de hemen her oyuncunun Zeki Demirkubuz filminde oynama hayali varmış. Sizin için de öyle miydi? Siz nasıl bir araya geldiniz? Önce geri planını dinleyeyim. Önce Aslan'a sorayım. Tabii. Nasıl buluştunuz Zeki Demirkubuz'la? Benim de evet o hayalim vardı. Bir tanışma vesilesiyle oldu. O kuru yapmak. Cihangir'de o malum kahvede değil. Evet. Değil. Orada değil. Cihangir'de kendi ofisinde tanıştık. Onun kafasında daha başka bir kast vardı. Ama yine de filmden bahsetti. Ben oynamak istediğimi söyledim. Bir gün bir şekilde bir yerde buluşacağız diye ben sizin filminizde oynayacağım dedim. Bir ay sonra bu film için aradı beni. O kadar aslında net söylemişsin demek evet, ki. Evet, o kadar net istemişim belki de. Hemen böyle bir buluşmayla. Aynen öyle. Peki senin için nasıl oldu? Ya ben bütün hani çoğu oyuncu gibi ben de tabii Zeki Demirkubuz'da çalışmak istiyordum. Biraz bunun nedenine değinmek isterim lütfen, aslında. Çünkü hani Zeki Demirkubuz sinemasında hani sıradan karakterler yok. Sıra dışı karakterler. Aslında çok sıradan olduğu için bize sıra dışı geliyor. Çünkü sinemada... Derinlikli ama. Derinlikli tabii ki ve bir oyuncu olarak da böyle derinlikli roller oynamak, başka başka şeyler oynamak hani bizim en büyük arzumuz tabii ki. Bu film üzerinde epeydir çalışıyormuş. O konuda çokça haber de yapılmıştı. 2007 yılında ilk çekimlerine başlandığı, sonra yine kendi isteğiyle bu çekimlerin durdurulduğu haberleri de yapıldı. Siz o zamanki kasta yoktunuz ama değil mi? Yani ben yoktum. Biz bir 2010 zamanı bir kast yapmaya başlamış. Beni o zaman düşünmüş Zeki Hoca. Ama ondan sonra ben başka bir diziye başlayınca benden vazgeçmiş. Diyor ki bu rolü oynamak senin kaderin de herhalde diyor. Dönüp dolaşıp şekilde ben oldum. Peki çekimlere ilk ne zaman başladı? Daha doğrusu ikinci kez çekimler ne zaman başladı? Sizinle birlikte olan çekimler. Yani Ocak gibi sanırım kararlaştırıldı. 2015'te gerçekleşti ve tamamlanması da 2015'te. Evet, bir aylık bir çalışma süresi değil mi? Bir ay 15 maksimum. Evet. Zor bir zamanda çekilmiş olmalı. İklim olarak da, mevsim olarak da. Gerçekten İstanbul'da çekimler yapılmış. Filmi seyrederken hissettiğim o oldu. Karlı, soğuk bir hava ve o özellikle... Gidiş gelişlerde işle ev arasında Aslıhan'ın oynadığı karakterin işi zor. Filmin hikayesine dair çok kısacık anlatmaya çalışayım. Kocası kaçak işçi olarak Romanya'ya gidip orada yakalanan, kalmak zorunda olan genç bir kadın var, Emine. Aslıhan oynuyor. Emine el işleri yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor ama bir yandan da ameliyat ettirmek zorunda olduğu bir çocuğu var. Bir tesadüf kocasının eski patronuyla karşılaşıyor. Meğer o eski patronun da Emine'de gönlü varmış. Sonra çocuk ameliyat ettiriliyor derken Romanya'da kaçak işçi olarak tutuklanan Cemal geri dönüyor. Ve ondan sonra bir üçlü ilişki ağı başlıyor. Bu kadarını söyleyeyim hikayeyle ilgili. Şimdi bu gerçekten zor bir hikaye.
işin içine bütün insanlık hallerimiz girebilir. İhanet, vicdan, belki arzular, ihtiyaçlar, hepsi bir arada. Siz böyle bir hikayeyle karşılaşınca bu hikayenin baş kahramanları olmakla ilgili ne düşündünüz? Zeki Demirkubuz'la çalışmanın dayanılmaz cazibesini anlıyorum. Ama böyle bir hikaye size ne söyledi? İlk anda ne düşündünüz? Yani beni çok etkiledi hikaye. Çünkü bence hani sanat birazcık söylenmeyen ya da gösterilmeyen şeyin arkasında gizli diye düşünüyorum. Hani burada da bu filmde de biraz böyle söylenenden çok söylenmeyenler önemli. Ya da paylaştıklarından paylaşamadıkları önemli. O yüzden herkes aslında bir kor yanıyor ama ne yanabiliyor, tutuşabiliyor ne sönüyor. Tam da aslında hayatın içinde, hayatın birçok yerinde karşılaşacağımız, göz ardı edeceğimiz birçok şey, alt metin aslında bu filmde gizli. Evet. Ya çok sıradan ama bir o kadar da derin diyebilirim. Kor gibi, İnsan için gibi. İçin yanıyor. Evet. İnsan gibi, evet. İşte o söyleyemediklerimiz çok önemli ya, zaten seyirciye de tahminen seyrederken geçecek olan o duygu halleri. Sen ne dersin? Zor bir hikaye diye düşündüğünü tahmin ediyorum. Yani hikayenin zor, yani hikaye mesela bana çok zor gelmedi. Çok olası, çok hayatın içinden geldi ama Emine bana çok uzak gelmişti başta. Yani herhalde hayatım boyunca canlandırdığım karakterler arasında en uzağı Emine'ydi. Emine'yi anlamak için ben bayağı bir müsaade istedim Zeki Bey'den. Sonra zamanla, yani Emine ben olsaydım bu film 145 dakika olmaz, 45 dakikada her şey dökülürdü. Yani o ketumluğu özellikle Emine'nin bana çok uzaktı ama bir süre sonra öyle bir yazmış ve o kadar hakim bir yönetmenle çalışıyorsunuz ki o size birkaç cümleyle evet doğru olabilir dedirtip hemen sizi ona sokabiliyor. Evet, Emine'nin çelişkileri çok fazla tabii. Dediği doğru Aslı Hanım, öyle bir kadının yerine kendini koyabilmek hiç kolay değil. Çok zor. Yani enerji olarak da benden çok uzakta bir kadın. Ketumluk olarak da, yani o çelişki her kadında var bence. Hepimiz çok çelişen canlılarız. Erkekler daha düz ve daha hani ne olduğu bilinir yaratıklar ve bizim çok karmaşık. Ya onu kabul ediyorum zaten ama Emine'nin belli bir seviyeye gelene kadar gerçekten zorlandım ama sonra anladıkça çözdükçe evet diyorsun yani. Evet, sonra yavaş yavaş da hayranlık uyandırıyor. Bir noktada bazen bazı hayranlıklarım olmadı değil Emine'nin duruşuna, evet. O sakinliğine. Aklı, değerleri bir yanda ama tutkusu, arzuları, ihtiyaçları var. Onlar aşkı diğer yanda. Evet, biraz hazmetmek gereken bir karakter. Biraz zor ama yani o hayata tutunma içgüdüsü ne kadar filmde öyle gözükmese de ya da işte hani başka bir şey yapmış gibi gözükse de o hayatın içinde olma içgüdüsü inanılmaz bence. O sakin ve ketum görünme çabası bile bir oyuncu için zor olabilir. Benim gibi bir oyuncu için çok zor çünkü ben hiç öyle değilim. Caner de biliyor yani. Hani benim kıpır enerjim kıpır burada. Evet, onun enerjisi burada ama çok güzel bir deneyim ya. Yani benim durumda olan her oyuncunun isteyebileceği, oynamak isteyeceği, arzu edeceği ve bir sürü şey öğrenebileceği bir rolde Emine. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Tahmin ediyorum. Şimdi Cemal genç kadının kocası, onun da durumu biraz çözümlemeye ihtiyaç duyuyor. Çünkü bir yanda bir başarısızlık hissi var, çaresizlik, yenik düşmüşlük. Ama diğer tarafta dikte durmak zorunda. Öyle de bir çelişkisi var. Sen nasıl yorumladın Cemal'i? Ya aslında ben bir şey izlerken ya da bir şey okurken dikkat ettiğim şey hep şu olur yani. Bana bir Hollywood kahramanlığı anlatıldığında oradan bir uzarım, bir soğurum işten. Çünkü hayat hiç de öyle değildir. Hiçbirimiz Robin Hood değiliz. Biraz hayat zaaflı bir yer. Yani insan da öyle zaaflı. Marazlı. Marazlı. O yüzden hani buradaki üç karakter de aslında çok pürüzlü, sorunlu, marazlı tipler ve Cemal benim oynadığım karakter böyle dik durmaya çalışan işte duruşu sağlam bir adam görünse bile çok kibirli, içten içe hazmedemeyen, o kibri onda bir sürü duygunun tetiklenmesine yol açan karma karışık bir adam aslında ve bazı şeyleri çözümleme süreci
sürecinde artık böyle şey hani bir yerde bırakıp yaşamaya yoksa devam edemeyecek. Hani yaşama nedenleri azalacak ve bazı şeylere inandırması kendini ve hayatın bir şekilde devam ediyor olması. Tabii ki böyle insanları da bir yerde böyle durduruyor ve sineye çekmeye başlıyor yaşanan her şeyi. Öyleymiş ya, evet. Affetmek aslında sineye çekmekmiş. Biraz da öyle, evet, bir yanı olabilir. Evet. Ama hayat devam ediyor. Hayat zaten akıyor. Aslında temelde böyle bir yanı var. Şimdi filmde Caner'i seyrederken ben de nefret hemen... Nefret ettiniz mi? Nefret etmedim de anlamaya çalışıyorsun. Zaten hani bu kahramanların seyirciyi etkileme sebebi o. Sen de anlamaya çalışıyorsun. Tabii sen ki de çözmeye çalışıyorsun. Öyledir ya, seyretmek de emek ister bazen. Aynen öyle. Bunu kabul ediyorum ama bir yandan da senin Yılmaz Güney'e olan fiziksel benzerliğin gazetelerde de yazılmış. Fakat ben de samimi söylüyorum, daha ilk anda seyrederken yanındaki arkadaşıma söyledim. Ha, Yılmaz Güney'i ne kadar andırıyor burada diye. Zaten aynı memleketlisiniz, kabul ediyorum ama yönetmenin bakışı da buna sebep olmuş olabilir mi? Çünkü ben Yılmaz Güney'e Zeki Demirkubuz'un da hayranlığı olduğunu tahmin ediyorum. Evet, ortak hayranı olduğumuz bir isim Yılmaz Güney. Çünkü Adana'da şöyle bir şey vardır. Her evde bir Yılmaz Güney fotoğrafı vardır ve biz onlara bakarak büyürüz. İşte onun pozlarıyla, onların yaptığı eserleriyle büyürüz. Onun gibi duruyorsun, işte çok benzetiyorum seni gibi söylemler gelince bana, ben daha da böyle bir gaza gelip biraz öykündüm diyebilirim yani. Öykündük. Yani usta da öyle, ben de. Ama fiziksel benzerlik demek ki tavırla da gelebiliyor o fiziksel benzerlik. Yani birebir baktığımda elbette Yılmaz Güney demeyebilirim ama filmde çok da çağrıştırdı. Böylece onu da anmış olduk, evet, aslında güzel bir vesile, evet, oldu. Şimdi film tamamlandı ve siz kendi adınıza çok önemli bir yolculuk yaşadınız. Kariyeriniz için çok önemli bir yolculuk yaşadınız. Fakat şunu da düşündüm. Çalışırken zorlandığınız zamanlar oldu mu? Çok usta gördüğünüz, hayran olduğunuz bir yönetmenle çalışıyorsunuz. Belki tamamen teslimiyet gerekiyor. Bilmiyorum çalışma koşullarını ama ne hissettiniz? Film tamamlandığında nasıl bir deneyim olduğunu düşündünüz? Vallahi ben bir ay evden çıkmadım. çünkü öyle bir ay çalıştık ki. Evet, tamamen %100 kendimizi teslim ettik. Çünkü çok iyi bir göz, çok iyi bir kafa vardı karşımızda ve çok ayrıntılı oynamak zorundaydık. Yani bardağı şuradan şuraya koyarken hani 10 çeşit koyma şekli denedik, düşündük üstüne ve küçücük nüanslarla bizim oyunlarımızı öyle açtı ki Zeki Usta. Hani öyle bir insana da kendinizi koşulsuz teslim ediyorsunuz. Ama çok zorlu geçti. Gerek psikolojik sahnelerin yoğunluğundan, gerekse çalışma şartlarından. Çünkü üçümüzün üzerine çok kurulu bir filmdi. Böyle olunca da çok zorlandık. Ama bittiği anda benim içime sindi ve bu iyi bir film olacak diye düşündüm ve bir ay evden çıkamadım. Yattım yani. O kadar. Yani. Bunun ruhsal ve fiziksel bir yorgunluk, evet, olduğunu düşünüyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ben hemen ertesi gün çıktım sokağa. Hiç yani, hemen yelken yapmaya başladım. Spora devam ettim. Çayıra çimene uzandım ben. Dış dünyaya ulaşmak Evet, o aslana geri dönüş yapmam gerekiyordu. Benim için okul gibi de oldu bir anda yani. Şöyle bir şey var, konservatuarda bize yönetmen ne derse oyu kabul etmek üzerine, yönetmene hizmet amaçlı bir eğitim verdikleri için ben biat etmek, teslim olmak gibi o kavramları Zeki Bey'le çalışırken bu beni zorlamadı açıkçası. Zaten çok net anlattığı için de anladım. Beni daha şeyler zorladı sadece diyebilirim, eğer zorlandıysam bu. Bir anda böyle anlamsızca bir bakma durumları var ya, ne diyordu ona, metafizik mi diyordu, metafizik bir şey, öyle bir bak. Bir bakışlar vardır ya, fragmanda da var yani, Nurtepe yokuşunda yürürken kadın dönüp bakıyor. Bunlar mesela beni çok zorladı, hani ne amaçla baktığımı bilmemek kısmını, yoksa her şeyi çok bilerek, anlayarak canlandırmaya çalıştım. Böyle bazı bakışların sadece yönetmen Zeki Bey istediği için yapıldığı durumlar sonra vardı. Sonra filmi seyrettiğinde peki?
Nasıl hissettin o bakışlarını görünce? Ha bundanmış falan dedim ama yine de anlamadım yani. Ben sadece asla onları anlayamadım yani. 2-3 yerde var o bakış yani. Bir anda hani kedi mi geçti ne bileyim aklına mı bir şey geldi. Peki nasıl yönlendiriyordu o seni? Ya bak işte sorgulama böyle bir şey istiyorum. Bir bak bakalım nasıl olacak diyordu her seferinde. O da yani o benim sürekli hani her şey bir metafor da ama onlar işte böyle o, bir dönüp. Bir tek onlarda zorlandım. Şehirle dışında olan bağ ve koparması. Tabii bunu böyle anlatsa gerçekten belki de istediği gibi bakamayacağım için sen bak ben istiyorum deyip. Hem kolay gelsin diyeyim çok hem de ederiz. Artık yaz dönemi de geliyor. İyi dinlenmeler için ama sen galiba devam edeceksin. Sanırım devam edeceğiz. Hepimize kolay gelsin o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Için. Çok sağ olun. Sağ olun.